Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bora'nın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Tuğçe öyle bir müjde vermişti ki Bora heyecandan bayılmıştı. Şayet hatırlamıyorsanız sağ üst köşeye bakın, oradan bir önceki bölümü izleyin. Gayet güzel bir bölümdü. Şimdi gördüğünüz gibi Tuğçe giyinmiş vaziyette, lakin Bora ortalıkta yok. Bugün arkadaşlar okul kaydını yaptırmaya gidecek Bora. Her sene biliyorsunuz kayıt yenileme mevzusu var, onu yapacak. Tuğçe de bugün Bora'dan habersiz emlakçı ile anlaştı ve bir ev bakmaya gidecek. E malum artık aile genişliyor, o yüzden ev bakacak. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. Ay hadi aşkım ya, bir giyinemedin. Oh tamamdır. Ya Tuğçe, hamilesin falan ama yani şimdi konuşturma beni. Kadınlar erkeklerden daha geç giyiniyor. Ben 5 dakikada giyindim. Asıl sen geç giyindin kızım. Ay vallahi senin giyinme süren 5 kadınınkinden daha fazla Bora. Yarım saat giyinemedin ya. Vallahi bence abartıyorsun, hiç öyle geç giyinmedim. Yalnız ne diyorsun? Yakıştı mı? Ben kendimi bir kamyoncu ile otobüsçü arası gibi hissediyorum ama. Ay yok yok, bayağı yakışmış. Çok tatlı olmuşsun. Hadi ya, harbi mi? Ay tabii ki harbi, çılgın. Yalnız unutma, benim yanımda tatlısın. Okulda başkalarına bakmak yok. Tuğçe, sen bana öyle bir müjde verdin ki. Okula Adriana Lima, Scarlett Johansson, bir de Aletta Ocean karışımı bir kadın gelse. Ay biliyorum aşkım, bakmazsın. Yok lan, efsane şu toplanmış, bir döner bakarım da. Yani uzun süre bakmam. Ha bakarsın yani. Herhalde kızım, yani bir bakarız. Bak bak bak, hemen suratı düşürdü. Şaka şaka, bakmam. Bana bak, bana bundan sonra böyle şakalar yapma. İki can taşıyorum zaten, ağzım burnumda. Tamam tamam, bir şey demedim ya, Allah Allah. Hamilelik sana yaramadı, sinir yaptı sende. Yakında şişmanlamaya, oram buram yağlanmaya başlar, sen beni ekersin gibi duruyor Bora. Korkutma beni. Ya yok hayatım, nereden çıkarttın ya lan, nereden çıktı muhteşem üçlü falan. Yok öyle bir şey. Ay söz ver, ben yaşadığım müddetçe başka birisi yok. Tuğçe söz. Yok. Bak geç kalacağım, gidelim mi artık? Bak söz. Lan tamam söz. Başkasına bakarsam içime şeytan girdi lan zaten. Neyse, başka bir şey girsin. Ama çok da girmesin yani, tamam, hemen çıksın. Çünkü hoş bir tecrübe değildi. Bir ara girdi, sıkıntıya girdik. Gel bakalım Tuğçe, gel. Allah Allah. Yani ben bakar mıyım, yok Scarlett ya... Gelmez değil mi lan? Hayatım aşağı değil, yukarı gel gel. Buradan gel. Kızın kafa yandı lan. Hadi gidelim. Bak motoru da çalıştırdım. Araç bizi bekliyor ya. Haydi bakalım. Sen nereye gidiyordun? Ay aşkım, ben bir akrabamı ziyarete. E bekleseydin beraber giderdik. Ay yok. Hayatım zaten yaşlı birisi ya, sıkılırsın. Kızım ben senin akrabalarınla tanışacağım için şeref duyarım. Ne sıkılacağım? Aa yok yok, sıkılırsın sıkılırsın. İyi madem, gidelim o zaman. Haydi bakalım. Tuğçe arabayı sürebilirsin değil mi? Başına bir sakatlık falan getirmezsin. Ay ehliyetim var Bora, korkma. Arabana bir şey olmaz. Hayatım ben araba için endişelenmiyorum, ben senin için endişeleniyorum. Yani hamilesin ya, gözün kararır falan. Ay daha yeni Bora, yeni. Gözüm niye kararsın? Bilmem. Sen gözü kara bir hatunsun. Kararabilir. Ya espriye bak. Şapşal. Tamam tamam. Yalnız dikkatli sür, tamam mı? Oğluma bir zarar verme. Ay oğlum. Oğlum derken? Ya tamam, kız da olabilir de. Kutumda büyük görüyorum Tuğçe. Oğlan. Ay ben de sana Allah akıl fikir versin diyorum Bora. Daha çocuğun cinsiyeti belli değil ki. E ben şimdiden işte pozitif böyle gönderiyorum. O alışır içeride. Zamanla oğlan olur. Ay o ne böyle? Maymun gibi. Maymunlar da öyle mi oluyor? Ay yok. Olmuyor sanırım ama. Yani benim bildiğim de olmuyor. Saçmaladın Tuğçe. Ay saçmalanmaz, saranır. Iyy. Lan hamilelik hiç yaramadı. Yapma Tuğçe yapma, arabadan atarım, yemin ediyorum atarım. Ay tamam, şaka yaptım ya. Allah'ım bir de buna şaka diyor. Kız iğrenç. Ya tamam, bir şey demedim. Bana bak, bu akraban kim senin? Ay yakışıklı, 1.90, kaslı. Tuğçe. Ay halam ya, halam. Ha, halan mı? Tamam. Kadın değil mi? Ay yok, erkek bir halam var. Harbi mi ya? Ya Bora tabii ki kadın ya, Allah Allah. Ne kıskançsın sen ya? Bir de bana diyordu. Ya hayatım kıskanacağımdan değil de yani şimdi biliyorsun. Olur mu olur? Ay pardon da ne demek o? Olur mu olur? Sen bana güvenmiyor musun? Ay yok, ben sana güveniyorum. Ben çevreye güvenmiyorum Tuğçe. Ay bana bak, sen iyice kıskanç bir adam olmaya başladın. Korkutuyorsun beni ha. Ya ne var? İnsan sevdiğini kıskanır kızım. Olur böyle şeyler yani. Olmaz mı? Seninki biraz abartı gibi ama hadi hayırlısı. Hiç de bile. Alakası yok canım. Her erkek sevdiğini kıskanır. Ay abartmadan kıskanırsan sevinirim. Tamam tamam, bir şey demedim. Yalnız arabayı dikkatli kullan ha. Ay üf, başlayacağım arabana. Vallahi taksiyle giderim ha. Tamam ya, bir şey demedim. Üf. Bununla da konuşulmuyor lan.
Ya Tuğçe'cim ben senin için yani. Ay Allah'ını seviyorsan yeter artık Bora. Tamam, arabaya bineceğim, ineceğim. Bu kadar basit. He basit diyorsun. Tuğçe bak, debriyaj en solda, en sağda gaz, ortada fren biliyorsun değil mi? Ay yok, bilmiyordum. Sen söyleyince öğrendim. Ya Bora dalga mı geçiyorsun? Ya kadınlar genelde gazla freni karıştırıyor da. Ondan söyleyeyim dedim. Cidden çok karıştırıyorsunuz ondan. Ay sanki karıştırmayan erkek var da. O kadar yıldır sürüyorum, bir kere karıştırmadım Tuğçe. Yemin ediyorum. Ay aferin. İyi ki karıştırmamışsın. Ay. O ne ya? Ay Bora. Ne oluyor burada? Ekmek kuyruğu mu? Ne ekmeği kızım? Bayağı bildiğin sıra işte. Kayıt sırası. Sana erken çıkalım dedim. Ay geç giyinen sensin. Bana niye diyorsun ki? Neyse, seninle tartışamayacağım. Al şu anahtarları. Dikkatli kullan, tamam mı? Ay tamam. Bana öyle gözlerini de devirme. Hadi. Görüşürüz. Dikkatli sür. Şşş, tamam mı? Elinin üstüne çıkma. Hayatım, trafik kurallarını biliyorum. Ahmağı anlatır gibi anlatma. Sen işine bak. Ya ben yine de söyleyeyim de. Hani bebeğimiz var ya. Tuğçe. Bak unutma. Elinin üstüne çıkma bak. Aman diyeyim ha, çarpacak sandım lan. Aman diyeyim, tamam mı? Şşş. Bak elli. Çıkmaz herhalde ya. Oha. Bu ne lan? Birader hayırdır, belediye bedava ekmek mi dağıtıyor? Neyin sırası bu? Dostum ekmek değil, kayıt sırası. Üniversitenin kayıt yenileme işlemini bu dönem yeni müdür yapıyor da eli biraz yavaş. He anladım. Bunların hepsi üniversite öğrencisi mi ya? Arada çocuk var. Dostum bazıları yeni. Bu dönem ilk defa kayıt yaptıracaklar da gelmiş biliyor musun? He anladım. Oğlum çocuk lan o, vallahi bak. Dostum belki annesidir yanındaki. Kayıt yaparken yanında getirmiştir. He doğru söylüyorsun. Aha. Çıktı. Doğru söylüyorsun. Vallahi kuyruk ilerliyor. Güzel. Oğlum yalnız üniversite ne kalabalık lan. Bu sene bayağı öğrenci gelecek. Eminim güzel kızlar da gelecektir değil mi? Bu söylediğimi Tuğçe duymasın. Canıma okur canıma. Yani okulun kültürü şapsın diye Tuğçe videoyu izliyorsan. Hani kültür geliş neyse değil mi? Tuğçe aşkım seni çok seviyorum, ne olur beni terk etme. Ay 50'nin üstünde gitmeymiş. Araç 100 yapıyor be. Ay evi geçtim değil mi? Araç 100 yapıyor. 50 ile gidilir mi? Ay emlakçı bu mu? Ay selam. Merhaba. Telefonda konuşmuştuk. Sizsiniz değil mi? Zeki Bey. Zeki Bey değil efendim. Zeki Bey. Yani öyle zeki diye uzatmıyoruz. Ama maşallah siz bayağı uzatmışsınız. Ay pardon, neyi uzatmışım anlayamadım. Yani boyunuz diyorum bayağı uzunmuş ya, benimle aynısınız. Allah Allah. Ben pek uzun adına denk gelmedim de. Ay yok, ben uzun değilim, siz kısasınız ya. Neyse, ev burası mı? Burası burası hanımefendi. Tam prenseslere, kraliçelere layık. Yani sizin gibi. Nasıl? Ay ev gerçekten güzel görünüyor. İçine geçebiliyor muyuz? Siz isteyin, evi başka bir yere taşırım isterseniz. tabi geçebiliyoruz, buyurun lütfen. Gelin. Kapılarım hep elektronik, otomatiktir. Siz istiyorsanız aracınızı çekin. Ay bu ne yılışık bir herif ya. Vallahi bir kaşık suda boğarım ben bunu ha. Ama neyse. Civarın en iyi emlakçısı buymuş. O yüzden buna geldik. En uygun fiyatları bu veriyormuş. E zaten Bora'yla fazla paramız da yok. En iyisi budur. Ay yalnız ev güzelmiş değil mi? Ay burada çocuğumuzun doğduğunu düşünsenize. Kapılarım tamamen elektronik hanımefendi. Gece güvende hissedersiniz. Gerçi bekarsanız hiçbir türlü güvende olmuyorsunuz. Ben de dulum biliyorsunuz mu? 10 yıldır hiç güvende hissetmiyorum. Ay bunları bana değil. Psikoloğunuzu anlatın lütfen. Evi gezelim mi? Bir de sinirlenişi var ki. Prem ses gibi. Tabii hanımefendi. Ben kapıyı açayım. Buyurun lütfen, buyurun buyurun buyurun. Takip edin beni. Ay bu ne yılışık bir herif ya. Gördüğünüz gibi kapıyı böyle çevirip açıyorsunuz. Bunun arkasından gidiyoruz ondan ama. Ondan sonra ilerliyorsunuz ve sağ. Ya burayı çağırsam mı? Dünyanın en belki yanımda sevgilimi görürse. Böyle konuşmaz değil mi? Ay vallahi bu adam çok tehlikeli. Ben en iyisi burayı çağırayım. Yatağımız tamamen organik olup elasten melasten içermemektedir. Tamamı gaz tüyünden yapılmıştır. Ah! Hanımefendi kimi arıyorsunuz? Ay sevgili mi? Kendisi de gelsin de görsün. Benim bir sevgilim var da. Sevgilin mi? He en azından nişanlı ya da kocası değil. Tamam olur olur, bu her türlü olur. Alo Boracığım. Aşkım ne yaptın? Bitirdin mi? Bitirdim Tuğçe. Kayıtlar fazla uzun sürmedi ya. Sen ne yaptın? Halan ne yapıyor? Telefona bir versene. Ay Boracığım ben halamda değilim. Değil misin? Neredesin? Ay aşkım sana sürpriz yapacaktım ama. Ya ben telefonda bir emlakçıyla görüştüm.
ve şu an bir ev bakıyorum ya. Ev mi bakıyorsun? Nereden çıktı kızı? Ay çocuğumuz olacak ya. Kirada büyüsün istemiyorum. Ya Tuğçe'cim, bu konuları konuştuk. Ben hacker'ım. Benim eve falan ihtiyacım yok. Sen evi göster, ben sana alayım. Ay hayatım, ben böyle yaşamak istemiyorum ya. Ben yasa dışı olsun istemiyorum. Bir evimiz olsun istiyorum. Ya sen iste. Gideyim saray tutayım ya. Yapma Tuğçe, gözünü seveyim ya. Ay neyse, şey diyeceğim ya, bırak şimdi sen onu falan. Gelsene buraya. Oraya mı? Orası neresi? Ay ben sana adres atıyorum. Gelirsin. İyi. Gelmeye çalışırım. Bir yaramazlık mı var yoksa? Tuğçe? Tuğçe. Ay Zeki Bey. Burayı gördüm, tamam yeter. Ay spor aletleri falan var ha. Bunlar da evin fiyatına dahil mi? Dahil efendim, dahil. Dahil olmaz olur mu? Zeki çalışkan emlak. Zeki çalışkan ahlaksızızdır. Yani ahlaklıyızdır. Zeki emlak. 1911'den beri. Ay 1911 mi? Ya aslında 2011'de kurduk da. Öyle söyleyince havalı olmuyor. Bak şimdi. 2011'den beri. Tıh değil mi? Ama 1911. Üf. Ay ne çeşit bir manyaksınız, hala anlamadım. Neyse. Ay Bora burayı çok sevecek ya. Spor salonu. Artık başka bir yere gitmesine gerek yok. Koşu bandı var. Ağırlıklar var. Yok yok resmen ya. Ay sabah uyanırız. Şurada spor yaparız. Uykumuz olur, aşağı düşer ölürüz. Ölmeyiz değil mi lan? Ya hanımefendi. Şey diyeceğim. Ya yukarıda tadilat falan mı var? He? Ne oldu? Siz niye ev bakıyorsunuz? Ay yukarısı derken? Anlamadım. Yani belli ki cennetten kovulmuş bir meleksiniz yani. Hayırdır? He? Yukarıda tadilat mı var? Ay bu bana iş mi atıyor ya? Vallahi yukarıda tadilat olduğu kesin. Yani ben ömrümde böyle bir melek görmedim. Ay bu iş atmıyor. Alenen yürüyor be. Yalnız beyefendi bakın yanlış anladınız beni. Ben ev almaya geldim. Siz ne çeşit filmler izliyorsunuz bilmiyorum ama oradakiler film. Haberiniz olsun. Ha ne filmim diyorsunuz yani? İnsan melek karışımı. Ne film be? Allah'ım, herif her yerden yürüyor ya. Ya Rabbim. Yalnız burada ne filmler döner var ya. Allah'ım. Ya Bora nerede kaldın ya? Nerede kal? Ay sanırım sevgilim geldi. Sevgiliniz mi? Eyvallah birader. Hadi bakalım. Buraya mı gelmiş lan? Oğlum yalnız mekan fena değil ha. Bakayım araçta çizik var mı? Güzel. İyi kullanmış canım. Temiz temiz. Ay Boracığım. Aşkım buradayız buradayız. Gel gel. Tuğçe. Gördüm sizi gördüm. Kapısı burası değil mi? Tuğçe'cim nereden çıkıyoruz lan oraya? Ha şurası açık değil mi? Tuğçe şu kapıyı bir açsaydınız ya. Efendim geldim geldim, o kapılar bazen sıkışıyor biliyorsunuz mu? Bir dakika açayım. Çıkırt. Ucuz yollu dizi efekti. Eyvallah, çıkırt için sağ olun. Tuğçe. Benden habersiz niye bir yere gidiyorsun kızım? Ay aşkım ya, sana sürpriz yapmak istemiştim. Yani seni sevindirecektim. Ya bebeğim, en büyük sürpriz zaten bana senin çocuğun oldu. Bizim çocuğumuz demek istedin galiba. He işte bizimki. Yani sen böyle tek başına geliyorsun. Ne ödüğü belirsiz adamların yanında falan Tuğçe. Ay bak onu o kadar doğru dedin ki. O ne demek kız? Bu adam sana bir şey mi yaptı yoksa? Ay yok Boracığım, yok sakin ol. Tuğçe, bu adam sana bir şey mi yaptı? Ay yok aşkım yok, bir şey yapmadı ya. Ben şakasına söyledim. Yapmadınız değil mi? Ay maşallah, bu da kastı falan. Gelmeyeydi. İyi olurdu, tek gezerdik yani. Yok sağ ol canım. Sevgilim benden izinsiz hiçbir yere gidemez. Bu seferlik bir istisna oldu. Evi gezdir evi. Ben sizi anladım. Tabi. Takip edin beni lütfen. Lan sen nereden çıktın ya? Ne güzel melek gibi kızdı. Buyurun 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 lütfen. Efendim. Burada bir banyomuz var, Allah kahretsin. Kapı düştü. Yenisini de aktarırız. Burası banyomuz. Burada mis gibi köpük banyosu falan yaparsınız. Hanımefendi siz seversiniz. Ay yok sevmem. Öyle mi? Ben de sevmem. Tuğçe, bu adam sana mı yürüyor? Yoksa ben yanlış mı anlıyorum? Ay yok aşkım ya, banyo diyor işte. Tuğçe, Kur'an çapsın onu bu banyoya gömerim. Bak vallahi bak. Ay saçmalama buraya. Tuğçe, gidelim buradan. Yoksa bu adam beni katil eder. Ya aşkım, ev çok güzel değil mi? Lütfen ya. Pekala Tuğçe. Pekala. Efendim burada küvet işte. Şurada da tuvalet var. Burada şampiyonlar mampiyonlar. Buyurun lütfen. Evin alt katını gezelim sizde. Şşt! Gençler, gel bakayım gel. Gördüğünüz gibi ev tamamen cam kaplama. Bu bolca güneş girmesini sağlıyor eve. Böylelikle D12, B12, H13 ne bileyim işte vitaminleri alırsınız.
Gördüğünüz gibi televizyon, burası salon, burası güneşlenme yeri. Buraya böyle yatarsınız, cillop gibi güneşlenirsiniz. Vay 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 vay. Ne manzara var be. Ay o ne ya? Orada maymun mu var? He efendim, o bizim Vahap Vahap. Kendisine maymun demeyelim, kızıyor biliyorsunuz mu? Yani maymun değil o, Vahap. Ay Vahap mı? Ne kadar sevimli ya. Çok güzel. Öyle valla. Vahap candır can. Ay bu hayvana yazık ama ya. Sanki hiç memnun değilmiş gibi. Olur mu efendim? Gayet memnun o hayvan. Emin olabilirsiniz. Ay Bora çok sevimli, gelsene. Ya Tuğçe, maymuna öyle mi bakılır? Tuğçe ne yapıyorsun Tuğçe? Tuğçe kendine gel. Ay ne var ya, maymuna bakıyordum. Kızım sen maymuna bakıyorsun da dibindeki maymunu görmüyorsun. Ay ne demek istiyorsun ya, anlamadım. Fe subhanallah. Sabır sabır. Ben bu adamı gömerim ya bugün. Neyse. Yani güzel hanımefendi maymuna bakıyordu. Niye engel oldun ki yeğenim? Ne yeğeni dayı? He? Tamam hemen celallenme canım. Kardeş diyelim, anlaşalım. Ama gençsin yani. Hanımefendi, genç erkekler tecrübesiz olur ye. Allah Allah. Kaç erkekle takıldın da acaba biliyorsun bunu? Ben o manada demedim yeğenim. Oğlum bak. İkidir bu kıza alenen yürüyorsun. Üçüncüsü olursa... Yemin ediyorum atarım seni. Ne diyorsun lan sen? Lan asıl sen ne diyorsun? Bana bak delikanlı. Bizi böyle takım elbiseli falan gördün ama. Yani sana buradan bir tane korun var ya. Tuğçe. Ben bunu döverim. Ay yapma Bora. Lan it herif. Hamile bir kıza asılmaya utanmıyor musun? He? Hamile mi? Lan onu geçtim. Sen bir kıza böyle asılmaya utanmıyor musun? Yeğenim, ben öyle olduğunu bilmiyordum ya. Yani ben sevgilisi yok sandıydım da ondan de. Lan insanlar senden ev almaya geliyor. Senin derdin ne lan? Yeğenim ben şey... Lan seni Allah'ına kavuştururum oğlum. Sende hiç utanma, arlanma, sıkılma, terbiyesizlik, yüzsüzlük bunlar var da. Yani utanma arlanma yok. Bana bak, ağır konuşuyorsun ha. Sarı, çizerim seni. Lan bana bak oğlum. Seni buradan atarım. Ve kimse cesedini bulamaz. Anladın mı beni? Ay Bora dur. Bora ne yapıyorsun? Sen karışma Tuğçe. Lan bana bak oğlum. Sen canına mı susadın lan? He? Tamam. Tamam abi tamam. Vallahi bilmiyordum abi. Abi hamile olduğunu bilmiyordum abi. Ulan bu kız beni buraya çağırmasa kim bilir neler olacaktı. Değil mi? Ay Bora. Bora korkutuyorsun beni. Senin korkmana gerek yok Tuğçe. Ben şimdi buna dersini veriyorum. Merak etme. Abi ne yapacaksın abi? Ne yapacağım canım? Vahap seni aşağıda bekliyor. Git bak bakalım hadi. Aşağılık herif. Ay Bora ne yaptın? Ne yaptın sen? Ya aşkım Vahap acıkmıştır ya. Vahap ne yapıyor lan, öldü mü? Ölmemiştir canım. O kan da normal olur o kadar. Sonuçta yüksekten düştü değil mi? Kolu başı bir yeri kırılmıştır, o yüzdendir. Ya ne yaptın sen, manyak mısın ya? Tuğçe, bende evliya sabrı vardır bilirsin. Ben buna yeterince dayandım. Ben bu kadar dayandıysam bir başkası olsa çoktan öldürürdü bunu. Düşün. Ya ben sana demedim mi? Aşırıya kaçmak yok kıskançlıkta diye. Lan alenen yürüyordu. Ne kıskançlığın aşırısı? Ay Allah vereydi de bir şey olmasaydı adama ya. Ya bizi dava ederse? Korkma hayatım korkma. Kötüye bir şey olmaz derler. Hem bir şey olduysa bile gömer atarız. Değil mi Vahap? Aferin lan Vahap. Sen ondan akıllısın valla. Tuğçe evi beğendiysen ben hemen online üstümüze geçireyim hack'le. Ya anlamıyor musun? Ben hack falan istemiyorum. Normal bir hayat istiyorum Bora. Kızım iki gün önce şeytanlarla uğraşıyorduk lan. Ne normal hayatı? Bora söz ver. Bir daha böyle aşırıya kaçmak olmayacak. Söz ver. Onlar kaçmazsa ben de kaçmam. Ya Bora çocuğumuz böyle yetişsin istemiyorum. Anlamıyor musun ya? Bir evi olsun. Gittiği bir okulu, sürekli yer değiştirmesin, kiradan kiraya koşmasın. Tamam, ben burayı hackle üstümüze geçireceğim. Sıkıntı yok. Ya hala hack diyor. Adamı öldürdü. Ay. Adam nerede Bora? Aşağıda Tuğçe. O nasıl soru ya? Aa. Nerede lan bu? İşte şimdi bittik. Kesin karakola gidecek Bora. Lan bu hiç iyi olmadı be. Ay polislerle durduk yere başımızı belaya sokacaksın Bora. Oh yar, karakola ulaşmadan ona bir ayar çekmek lazım. Lakin videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Nasıl? Güzel attım camdan değil mi? Ya Bora. Ne var Tuğçe? Güzel attım ama. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Tuğçe Bora'dan habersiz emlakçıya gitti.
Lakin başına gelmeyen kalmadı. Emlakçı bayağı bildiğiniz asıldı. Bora da geldi cezalandırdı. Tabii biraz ileri gitti. Ve adam şu an kayıp. Karakola gitmiş olabilir. Bora'nın başına bela açabilir. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Daha fazla video için videoyu beğenmeyin. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ronaldo, sana şiirim geliyor. Altım da vermez de. Çok iyidir nezde. Ronaldo öyle bakma. Azıcık gazla. Oh my god. Neydi bu şimdi? Bu senin için yazdığım şiir Ronaldo. Ben baştan açık açık belirteyim de. Sonra vay efendim Messi uçtun. Çok hızlıydın. Söylemedin de mi? Hadi bakayım. Altım da varmaz da. Fena değildir Nazda. Ben gaza basınca Ronaldo kalır arkamda. Oo, la la. Oo. Bunun adı Mazda. Fenadır sonuzda. Yalnız tekeri kalkıyor fazla gaza basınca. Hadi bakayım. Oğlum iyi gidiyor lan. Yalnız dengesiz değil mi? Oo, aman aman aman. Dönüşlerde fena. Lan lan. Oğlum yapma lan yapma. Mazda korkutuyorsun beni Mazda. Fenasın son gazda. Ama yavaş. Yavaş. Oo. Oğlum çok fena lan. Acayip hızlı ha. Neyse ki yendi. Devrileceğim diye korktum lan. Oh my god. Ne gitti lan?